7 aylık çiçeği burnunda evli Ayça gelinin dolu dolu çeyizi var şimdi de sırada. Envai çeşit el örgüsüyle bezeli bu çeyizde ilk gözüme çarpan parçalar bebek yelekleri ve tabii ki el işlemesi yazmalar. Şimdi isterseniz çeyiz konusunda sözü gelinlerimize bırakalım. Çeyizime hoş geldiniz kızlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben açıkçası çeyizini çok beğendim. Çünkü benim için ne çok eksik ne çok fazla. Benim çeyizimle eşit parçada olduğunu düşünüyorum. Hani göz yormuyor. Ama çok güzel ve çok şık parçalar var. Yeterli yani. Çünkü sonuçta ne kadar çeyiz olsa biz bunları gündelik hayatımızda kullanmıyoruz. Fazlası ziyan. Safiye'de olduğu gibi. Benim hiçbir şeyim ziyan değil hayatım, merak etme. Daha bakmadan nasıl karar verdin hemen bu kadar güzel olduğuna? Yani genel olarak parçaları en azından kullanılabilecek ya da şık parçalar. Ben şunlara bayıldım çünkü benim gibi şıkır şıkır. Bence bu kullanılabilecek bir parça değil. Hayır, sen? Bence bu gayet mükemmel bir parça benim açımdan. Şunu, ben çok beğendim. Şunu al as yani lavabona, banyona, bunun neresine elini sürmeyi düşünüyorsun? Zaten her yerinde. Sen ama dedin ya hani az önce dedik ki kullanılabilecek parçalar. Bu kullanılabilecek bir parça değil. Bu dekor parçası. Evet. Komple kullanılabilecek parça olarak söylemedim hayatım ben onları. Yani genel olarak parçaları kullanılabilecek açıdan. Seninki çok fazlaydı. Hilal'inki çok eksikti. Ama en azından benimki tamdı. Ben Ayça'nın çeyizini kendiminkiyle açıkçası yakın buldum. Şurada Jüli tavşanlı bir lif var gördün mü? Bunu da çok beğendim ben açıkçası. Evet. Bu bence tamamen benim oğluma yakışacak bir banyo lifi. Olsun o zaman. Ben beğendim ben. Bunu kim yaptı tatlım? Onu eşimin abisinin kızı yaptı. Zaten daha 9 yaşında çok küçük ama ona rağmen beni çok sevdiği için işlemek istemiş. Ben çok beğendiğim için onu burada sergilemek istedim. Punch evet diye geçelim evet. Mi? Bence gayet evet. Güzel. Bu eskinin bir yastıkta kocayın yastıkları. Bu kime ait? Onu kayınvaliden bana vermişti. Tam bir zaten eski usul yani. Aynen. Bir yastıkta bu kocayın yastığı şu an yani. Öyle. Bunlardan benim çeyizimde de çok fazlaydı. Bunu kim yaptı? O benim eşimin tulumu. Eşimin bebeklik tulumu evet. Neyse, ben onu annesinden aldım. Bu da yine eşimin bebekliğine ait bir yelek. Ben çok cici bulduğum için kendi evimde görmek bu istiyorum. Da yeni nesil küstüm yastıkları. Evet. Favori parçam olan bir parça. Favori parçam var mı? Benim favori parçalarım aslında şu bordo seccadeyi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben gayet bunları çok güzel beğeniyorum. Bir parçaymış ve bu tonları çok sevdiğim için. İşlemesi çok güzelmiş evet. Ama. Kim yaptı bunu? Hazır bunu mı? Bunu annem özel olarak kilisten getirtirdi bana. He. Buradaki yorganla da zaten aynı anda gelmişti. Ay bu yorgan tamamen benim yorganım. Golden. Golden evet, bir yorgan. Golden'la doyuyoruz gene bana... bugün. Kesinlikle ama çok ağır, yün herhalde evet, için. Evet, yün. Hakikaten Işlık. Senin yorganınla evet, yarışır Safiye'nin bence. Evet, Safiye'nin yorganının biraz daha... Yok, benimkisi daha ağır bir yorgandı. Evet. Bu ona göre biraz daha biraz basit daha böyle bir yorgan. Ay, basit bu tamamen, değil bence. Bu tamamen benim yorganım. Evet. Gold'u. Sen bunu götür bence. Orada tamamen gold bir detaylı yorgan vardı. O tamamen benlik bir şey. Ben Jülin'in dediği gibi golden kadınıyım. O yüzden de çok beğendim. Yine sana uygun bir... Eşarp Jüli. Evet. Kendi yaptığın bir şey var mı? Benim çeyizde kendi yaptığım bir şey yok ama biraz önce de söylediğim gibi yatak odasındaki duvar dekorunu ben dizayn etsin, ben yaptım. Yani benim aslında çeyizde bir el emeğim yok ama daha çok dekor işlerini seviyorum. Daha çok onlarla ilgileniyorum. Yani benim de çeyizimde el örmesi bir şey yok. Çünkü benim hani yeteneğim yok. O yüzden evet. Sana hani niye yapmadın, neden olmadı geldim diyemem. Geldim sana çok geniş kendi parçalarım olduğu için. Kız bebek mavisi yok muydu? Tam ay tacın bebek... çok uyuştu. Vallahi çek yine beni tacını ses, beni geldi. Güzel çekin. Sen eksik kaldın. Dur sana da bulacağım. Bana ben biraz eşarp uzmanı olarak demek. Şimdi herkese eşarplayacağım. Gel canım benim. Liflerin de bence tatlı. Gayet yeterli. Orada hatta renkli renkli tesbihlerin de var gördüğüm evet. Kadarıyla. Şuradaki ederim. Patiklerden böyle bu, bir iki tane alabilir miyiz? Büyükler yani bu kime çocuk, ait peki? Çocuk patik mi oluyor bu? Çorap kayınvaliden bana örmüştü. Çorap, boğazlı çorap. Nasıl oluyor bu? Bunu çok beğendim. Bu çok evet. Güzelmiş. Çeyizin en çok parçayı annen mi verdi yoksa kayınvalidenler de verdiler mi? Aslında ikisi de ortak vermiş sayılır ama annem daha çok böyle işleme tarzı şeylere çok önem verdiği için hep özel yaptırdı.
yaptırdı bana. Kayınvalidem daha çok hani kendi ördüğü şallar var. Ama annem böyle daha çok şıkır şıkır şeyleri sevdiği için. Şeylerin desenleri daha çok güzel. Daha süslü şeyler annemden geldi. Yeleklerin şallarında. Bu yeşil şey Ayça, bir de mutfak Mustafa yazıyor. O benim nişanımdan kalma bir şey. O yüzden burada Ayça Mustafa diye öyle dursun istedim. Tamam. Şu nedir? Bu da seccade. Aslında ben bunu daha çok beğeniyorum ya. Ben de onu beğendim aslında. Halı gibi olabilir. Evet, halı gibi ama seccade bu. Ama bu şey ya, yani birazcık halı fazla bence seccade. Bence çok daha güzel. Evet. Bu halı olabilir yani. Aslında yere yani, attığınızda çok belli oluyor. Bakın şuradan evet. Baktığınızda. O yüzden evet. Halı olarak kullanmak şey, çok hani uygun. Ama şey hani kaşındırdığı için çok yani böyle evet, seccade evet. Olarak başını koyduğunda değil. Falan evet bence ama de. Ama halı olarak kullansan çok güzel olabilir yani. Güzel bir motif. Julie yeterli bir çeyiz mi senin için? Benim için yeterli yani normal. 50 bin TL'yi hak ediyor mu Julie? Hayır kesin. Hayır bence de hak etmiyor. Yani Safiye'nin çeyizinden sonra az. Çünkü onun çeyiz odası vardı. Bir evet, odası evet, vardı. Odası. Bu kimden yani, peki? Benim ortaya dökmediğim birçok parçam vardı. Hayatım sizin gördünüz ne ki? Hayatım sen de Hilal gibi dökseydin o zaman. Senin dökebildiğim kadarını döktüm. Senin benim odan o zaman diyelim çeyiz prenseslerin oda olabilir yani. Bu ne bu arada ya? Ben bunu hala çözemedim. Oda patik bu şekilde. Nereden giyiniyor? Şu kısmı, şu kısmı arkası yani, açık evet. Ayakkabı aynen gibi düşün. Öyle. Allah Allah. Patik ucu gibi mi? Bunu ama göstermem lazım. Bu resmen eskinin babet çorabı. Evet, evet, evet. Aynen. Babet patik. Bak şu şey seccade ağzı derler bizde buna. Yorgan ağzı dediğim gibi seccade evet, ağzı derler. Halimden. Mesela bu hoşuma gitti yani antika sen bu. Sen bu tarz şeyleri beğendiğin evet. için. Evet. Antika yani antik. Güzel. Sen benden sonra herhalde bütün büyüklerin çeyizi toplayıp geldin buraya herhalde. Hayır bana vermişlerdi bebek zaten. Bebek seccade, çocuk seccadesi. Şöyle beni, bana, bunu bana babam almıştı. O onunla birlikte namaz kılıyorduk küçükken yan yana. Çok tatlı. Evet. Bu seccade nereden peki? Bunun bir özelliği var mı? Bir özelliği yok bildiğiniz seccade yani üstünde yani, namaz kılıyorsun. Kim aldı? Bunu yani da annemden geldi. Yani evet, birinden annemden. Hediye mi geldi? Annemden. Evet. İki türlü, iki bu çift renkli. Taraflı evet, çift diyecektim taraflı. Evet. Evet. İki taraflı iki çünkü şey. Ama ben şimdi bunu yapmadan hayatta edemeyeceğim. Safiyeciğim şunu bir düzgünce sen bir toplarken. Kız ne yapacaksın Ziyan yine? Olmasın. Ne yapacaksın? Hayatım ben bu yorganı üstümüze örmek varsa. İstiyorum. Herkes bence bir yandan omzuna atsın bunu. Çünkü benim bu yorganla bir anım, bir fotoğrafım olmazsa ben ölürüm. Tabii. Hadi bakalım. Buradan mı örteceğiz? Evet, sırtını. Gel Hilal, gel. Tamam. At sırtına. Aman yarabbim. Boylarımız bir değil. O zaman buradan dönüyoruz. Hilal dön. Döndüm. Böyle dön, böyle yürü, yürü. Ya yürü, 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 yürü. Herkes sırtını dönsün. Ay çok güzel ya. Kızlar gold yorganın altında harika görünüyorsunuz valla. Bu arada sizce bu çeyiz 50 bin lirayı hak eder mi? Hayır. Karar sizin tabii. Yalnız yorgandan ayrılmanız gerekecek çünkü Aslı Hanım sunum masasında sizi bekliyor. Çıkalım mı artık? Oh. Yorganla çıkalım hadi. Direkt. Haydi gelin kızlar. Ben çeyizini açıkçası beğendim. Benim çeyizime çok çok yakındı. En azından kullanabileceği ya da evinde saklayabileceği kadardı. Ziyan olacak bir çeyizi yoktu. Çeyizi bence de normal yani güzel bir çeyiz yani. Bence beğendim yani.